Evet arkadaşlar merhaba. 28. dersle devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar bir önceki dersimizde şöyle bir temel giriş yapmıştık. İşte sepye merkezi nedir? Su altı, geminin su altında kalan hacminin geometrik merkezi yani yüzdürme kuvvetinin uygulandığı merkez, değil mi? Yüzdürme yeteneği merkezi oluyor orası. Şöyle iyice karartayım ki çizim şey olsun. Sonra gravity center vardı. Geminin ağırlığının etki ettiği nokta, değil mi? Kütlenin ortalaması. Bunun su altıyla falan bir hacmi yok, alakası yoktu. Toplam gemideki bütün ağırlıkların toplamının etki ettiği merkez noktaydı. Bir de metacenter dediğimiz B noktasının, buoyancy center'ın, sepye merkezinin üzerinde hep aynı uzaklıkta hareket ettiği bir yay dairesi oluşturduğu noktaya biz metacenter noktası diyorduk. Hani ben önceki derslerde demiştim ya bir tane floating center var F. O water plane arayanın o esnada geminin yüzdüğü su hattından gemiyi kesin. İşte o su hattının geometrik merkezi F'dir. Geminin başkıç hareketinin, sancak iskele hareketini bu nokta üstünde yaptı. Başkıç hareketini bu nokta üstünde yaptı. Farz ediliyor. Dolayısıyla trim hep işte B'nin F noktasına olan boyuna mesafesi, G'nin gravity center'ın F noktasına olan boyuna mesafesi üstünden biz bir trimming moment falan bulacağız. Bunları söylemiştim. İşte enine harekette de buoyancy center'ın sepye merkezinin üzerinde hareket etti. Yani onun böyle bir sarkaç gibi düşünün. O bir yay çizer uzundaki ağırlık ya işte o. Onun hareket ettiği nokta. Şimdi arkadaşlar peki niye metacenter noktası üzerinde aynı bir sarkaçın şöyle salındığı gibi bir tarafa bir tarafa şunun da şuraya ben metacenter dersem buraya da buoyancy center. Niye? Yahu kardeşim işte dümdüz hareket etmiyor da bir yay çiziyor bu. Niye böyle çiziyor? Arkadaşlar bu aslında potansiyel enerjiyle alakalı bir şey. Tamam mı? Ben o konulara çok girmek istemiyorum. Yani nedir potansiyel enerji? Şöyle bir düz bir satı. Ben bunun üstüne diyelim ki şöyle bir üçgen koydum. Bu üçgenin ağırlık merkezi de burada. Bunun potansiyel enerjisi nedir? Sıfırdır. Çünkü bu ağırlık merkezi G'nin düz yüzeye olabilecek en yakın mesafededir. Ama ben bu aynı üçgeni diyelim ki şöyle koysam. Şöyle dikine koydum. Ne oldu bu G? Biraz daha yükseldi değil mi? Diyelim ki şuraya geldi. Heh. İşte bu arasındaki yani ben buna H1 ilk yüksekliğine de H0 dersem senin potansiyel enerjin bu ikisi arasındaki farktır. Tamam mı? Bu hep daha yakın olmak ister. Bu ikisi tam ağırlık merkeziyle şeyle kaldırma kuvvetinin etki ettiği noktayla ağırlık merkezinin etki tam aynı hat üstündeyse bu bir tarafa düşmez. Ama aralarında diyelim ki şu satı ben uzatayım. Şöyle ben bu üçgeni biraz hafif açıyla koydum tamam mı? Şu şekilde koydum. Şurası H0'dı değil mi? Şurası H1'di. Ama buradaki ağırlık merkezi de biraz şey olduğu için daha aşağı. Şu araya kayacak. Ama merkez hattı üstünde de olmayacak. Biraz kenardan bu şey yapacak. Kaldırma noktası da yerin tepkisi de değil mi? Buradan yukarı doğru ağırlığı kaldırmak isteyecek. Bunun ağırlık merkezi de merkez hattı kayık olduğu için biraz kenardan aşağı etki etmek isteyecek ve aralarında bir mesafe oluşacak. İşte buradan G. Biz bunu gemi olarak düşünürsek buradan da B şey yaptığı zaman bu böyle aşağı. Yani ben buna da H2 dersem, yani H0'dan büyük olduğu için bununla bir potansiyel enerji var. Bu şey yapacak, aşağı inecek. Ama ben bu satın üstüne, hatta o satı düz çizeyim ben. Tamam. O satı düz çizdiğimde, şurası da silindi, dur bakayım. Şöyle biraz şeyi küçülteyim, silgiyi. Şöyle de geldik. Bakın arkadaşlar, buradan tabii bunlar aslında temel fizik konuları da hacı yatmaz bilirsiniz değil mi? Bizim çocukluğumuzda hacı yatmaz diye bir oyuncak vardı. Aynı bunun gibi.
Böyle onu sen istediğin tarafa yatır, hop geri gelirdi. Diyelim ki ben böyle işte üçgen gibi, ondan sonra kare gibi, şöyle potansiyel enerjisi böyle koyacağım ama tam köşegeninden koyduğumda şu haş yüksekliği farkı olacak arada. Ya da ne bileyim bir üçgeni böyle koymak var. Bir de şöyle nasıl diyeyim, şu tam köşegeninden çok az daha yüksek şekilde koymak var. Şu H1, H0, bunların arasında yükseklik farkı var. Potansiyel enerji. Ama ben diyelim ki şöyle hacı yatmaz gibi tam bir yarım ay şeklinde. Onlar böyle olurdu. Üstünde de bir kukla olurdu böyle. Tamam mı? Sen onu istediğin tarafa yatır. Niye? Eski haline gelir. Çünkü onun altı tam bir yarım dairedir. Ağırlık merkezi sen istediğin kadar yatır. Aynı bu şeyde olduğu gibi. Neydi? Deniz altında olduğu gibi su altı hacmi hiç değişmeyecek. Bu aynı yay üstünde bu şekilde böyle hep aynı yükseklikte veya burada sepia merkezi için hep aynı batıklıkta hareket edeceği için burada da potansiyel enerji hep aynı mesafede kalacağı için bu kendini doğrulturdu. Niye? Çünkü gravity center'ı sabit. Bunun içinde su yok, sabit bir ağırlık var. Şeyi de değişmediği için bunun yeri aşağıdan etki eden potansiyel enerji H0 hep aynı kalıyor. Dolayısıyla işte gemide aynı hacı yatmaz mantığıdır arkadaşlar. Sen geminin içindeki ağırlıkları değiştirmeyip bu G merkezini, G merkezini de sarıyla çizeyim. Veya bu renk olsun. Bu G merkezi de diyelim ki şu noktada. Tamam mı? Hatta şöyle yapayım. Şuradan da bir daire çizeyim bak. Şu daire üstünde hareket etsin. G merkezi. Sepia merkezini de sarı çizelim. Arkadaşlar bütün mantığı aynıdır. Tamamıyla tas tamam potansiyel enerji ile alakalı. Tamam. Şurası da benim gravity center'ımın hareket edeceği yay. Su altında kalan hacmin. Dolayısıyla şimdi geldim şurası. Benim buoyancy center'ım hep bu yay üstünde çeşitli noktalarda ama suya hep aynı şeyde. Sen bunu istediğin kadar çevir bu şekli. Bu hep burada kalacak. Bu merkezde kalacak. Bu yay üstünde kalacak. Yani şu şey hep bu niye? Daire şeklinde olduğu için. Ama benim gravity center'ım şöyle yapayım şu kalemle. Bu hat üstünde bu çeşitli noktalara gidecek. Böyle böyle böyle. İşte bu buradan basmaya çalışacak ama buoyancy hep aynı noktada kaldığı için bu kendini hep aşağı çekip kendini geri düzeltecek veya bu tarafa yatır. Bu buradan, buoyancy buradan veya en ekstrem tam 90 derece yatırdım. Bu buradan aşağı çekecek. Bu buradan sabit. Aradaki GZ doğrultucu koldan bu sefer bu kendini hop ne yapacak? Diğer tarafa düzeltecek. İşte şimdi şu kenardaki şekilleri ben tamamıyla bu yüzden çizdim. Yani arkadaşlar bunun potansiyel enerjiyle alakalı olduğunu bilin. Ama bizim için o kadar da formüllere, teferruata gerek yok arkadaşlar. Tamam. Şimdi ben bunu bilerek bu denizaltı. Niye denizaltı? Çünkü denizaltılar bildiğin kocaman bir silindir, borudur. Aman ne varsa onun içine koyarlar. Tamam mı? Bir silindirden oluşturmadır. Ha, kimi de denizaltılar var abi işte şekli farklı. Onlar iki tane silindirin yan yana konulup birleştirilmesiyle oluşturuluyor ama temel mantığı silindirdir. Tamam. İşte metacenter dediği de bu tam bir daire şeklinde olduğu için yapı dairenin merkezi olacak ama bizim gemimiz için gemilerde gemi şeklindeki şeyler için farklı olacak arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi bakın burada herhangi bir teta açısında şurası teta açısını gösteren şey yer. Burada gemi iskeleye yatmış. Burada da sancağa yatmış. Şu çizdiğim kırmızı şu. Şu. Bu bizim doğrultucu kol eğrimiz. Tamam mı? Şunu da şöyle şey yapayım. Şeklin üstünü karalamayalım. Şimdi sen iskeleye yattığında 90 derece iskeleye yatmışsın. 180 derece tumbo olmuşsun. Tamam mı? Şimdi burada başlayalım çizmeye. Senin buoyancy center'ın burada. Yukarı doğru hareket ettirecek. Gravity center'ın nerede senin?
Gravity Center'da diyelim şöyle bir noktada buradan aşağı etkileyecek aynı at üstünde olduğu için artık senin doğrultucu kolun sıfırlanmış burada çalışmaz. Peki sen bu gemiyi 90 derece iskeleye yatırdığında senin gravity center'ın buradaydı, değil mi? Şu noktadaydı. Şu beyaz nokta merkez, tamam mı? Dur. Şöyle bakın şunu da kenara yazayım. Şu beyaz nokta şekilde metacenter noktası. Center. Ondan sonracığıma şeyi sarıyla çizdik. Sarı nokta gravity center ve turuncu noktada bizim buoyancy center'ımız bu. Tamam mı? Şimdi şu metacenter noktası üstünde dönüyor dedik. Tam merkez hattında, dairenin merkezi üstünde. Hatta şu ben yayları bir daha çizeyim. Tamam mı? Şu bizim buoyancy center'ımız şöyle bir yay üstünde hareket edecek. Değil mi? Ve gravity center'ımız da merkez hattı üstünde bir yay üzerinde. Aman çok özür dilerim. Şu daire çizmenin mantığını anladım abi. Koyduğun yeri merkez yapıyor, tamam. Şöyle bir şey üstünde hareket edecek. Şimdi durumları teker teker onu kırmızıyla inceleyelim abi. Veya dur. Nasıl yapalım? Renk farklı olsun istiyorum. Şu renkle inceleyelim. Şimdi ben buna A diyorum. B durumu, C durumu ve D durumu. A durumunu inceliyorum arkadaşlar. A durumunda ne dedik? İkisi aynı hat üstünde. Senin buradan gravitin etki ediyor. Bu noktadan da buoyansin etki ediyor. İkisi aynı hat üstünde olduğu için senin doğrultucu kolun sıfırlanmış. Dolayısıyla değil mi? Şurası sıfır noktası. Sıfır doğrusu bu. Hiçbir etki edemez. Aynı hat üstünde dikine kuvvet şey yapamaz. Aralarında bir açı olmadığı için. Doğru muyum? Gelelim B noktası. B haline. Şimdi B halinde şuradan gravity center. Tam 90 derece. Ya şu şeklin yamukluğuna şey yapmayın. Onu ayrıca CZ'i tarif etmek için çizdiğim bir şekil. Tam yani şu yatıklı kısmının tam bu tarafa 90 derece iskeleye olduğunu farz edin. Senin graviten buradan aşağı çekiyor. Aman çok özür diliyorum. Ya arkadaşlar böyle çizimlerde biraz şey var. Şaşkınlık var. Yani şey yaptıracağım yarın işte 4 gün geçmeden test yapmıyorlar. Ha, çok kötü de hissetmiyorum ama yani bir şey var böyle limoni bir hal var. Biraz keyifsizlik var. Ama dedim hani evde otururken bari boşa geçmesin. Baktım 3 hafta olmuş ders anlatmıyoruz. Dedim bir şey yapayım ya. Yani anlatayım. Hatta şurayı da sileyim bakayım kaç dakika kalmış. Onu da göremiyorum. 13 dakika olmuş. Tamam. Aman dur. Gel abi şunu şuraya koy. Tamam, gelelim kaleme bir daha. Yani şimdi B şeklini anlatıyorum arkadaşlar. Tam böyle iskeleye yatmış 90 derece. Dolayısıyla senin gravity center'ın buradaydı. Tam iskeleye yattığında buradan tam aşağı etki edecek değil mi G? Peki senin buoyancy center'ın yine merkez hattı üstünde kaldı. Sualtı hacmin değişmeyeceği için. Peki bu buradan yukarı. Bu buradan aşağıya tam 90 derecede aralarındaki mesafenin en fazla olduğu değil mi? Şu yaydaki açı büyüdükçe şuradaki bakın. Şu yaydaki açı büyüdükçe bu en uzak mesafeye geldi graviti buradan aşağı çekti mi? Heh. O yüzden senin doğrultucu kolunun en yüksek olduğu nokta budur. En kuvvetle aşağı çeker ve gemiyi sancağa doğru GZ sancağı düzeltmeye çalışır. Yani ilk denge haline gelmeye çalışır. Yani ne dedik? Potansiyel enerjiyle. Yani gravity center'ını en aşağıya yaklaştırmaya çalışır arkadaşlar. Tamam. Bu da B durumu. Gelelim C durumunda ne oluyor? Aman çok pardon. Şu fazlalıkları alalım. Tamam. Şimdi gelelim C durumuna. Yani 90 derece sancağa yatmış. Peki benim merkezim burası.
Ağırlık merkezim buradan, gravity ile aşağı şey yapacak. Ama buoyancy center'ım su altı hacmi sabit kaldığı için yukarı. Yani ağırlık merkezim bu sefer bu gemi sancağa yattığı için ne oldu? Bu merkezdeydi. Hop buraya geldi. Buradan aşağı çekmeye çalışacak ama benim su altı hacmim sabit kaldığı için buradan yukarı itmeye çalışacak. Burası gravity, burası buoyancy. Dolayısıyla maksimum bir seviyede aralarındaki mesafe oluştu, değil mi? Bu yay daire üstünde. En uzak noktadan aşağı çektiği için benim doğrultucu kolum giderek arttı ve en yüksek miktarına ulaştı. Niye? Aralarındaki mesafe en fazla olduğu için. Dolayısıyla bu buradan aşağı çekmeye çalışıyor. Sancağa yatmış bir gemiyi hop geri denge haline. Yani G merkezi her zaman potansiyel enerjisini düşürüp kendini merkez hattına almaya çalışır. İşte gemi bu yüzden düzedir. Yani H1 büyük, H0 muhabbetleri. Yani potansiyel enerji. Kendi ağırlığını yerin merkezine en yakın noktaya getirmeye çalışır. Daima gravity center bu yay üstünden. Tamam mı? Dolayısıyla abi bu hop gemiyi diğer tarafa düzeltir. GZ iskeleye çalışır. Yani siz sancağa yatıkken nötr hale nasıl getirecek? İskeleye çekerek gemiyi. Heh, GZ iskeleye çalışır. Siz şeye iskeleye yatıkken de GZ sancağa çalışır ki kendini nötr hale, yer çekimine en yakın noktaya getirmeye çalışır. Dolayısıyla gemiyi nasıl nötrler? İskeleye yatıksan sancağa. Sıfıra, daima kendini sıfıra merkez hattına getirmeye çalışır. Peki şu D durumuna gelelim. Son durumda da siz sancağa yatarak tumba olmuşsunuz. O zaman bir şey değişecek mi? Hiçbir şey değişmeyecek arkadaşlar. Yani ikisi de aynı hat üzerinde olduğu için hop. Şimdi sen D durumunda şurası metacenter. Buoyancy şey gravity buradan aşağı etki ediyor. Buoyancy de şu noktadan yukarı. Yani buoyancy şu merkez hattı üstünden tam yukarı kuvvet etki ediyor. Ama bu gemi tumbo olmuş şu şekilde. Dolayısıyla bu gravity center da burada kalmış. Bu da buradan aşağı. Yani buoyancy buradan yukarı, gravity aşağı. İkisi de tıpatıp aynı hat üstünde olduğu için aralarında herhangi bir mesafe olmadığı için yani H0 eşit H1 olduğu için aslında bu gemi artık kendini düzeltemez arkadaşlar. Dolayısıyla burada da bizim doğrultucu kol GZ'imiz sıfırdır. Tamam. İşin özeti bu. Şimdi gelelim bu GZ, GZ, Z dedik. Z nereden çıktı filan. Biraz ondan bahsedelim arkadaşlar. Şöyle. Şuradan da bir aman silgi alayım. Kaç dakika olmuş? 18. Daha vaktimiz var. Şimdi gelelim artık bizim biraz gemi işlerine. Şimdi ne dedik arkadaşlar? Şu. Bu silindirik bir yapıda bir denizaltı olduğu için metasenter noktası. Bütün gemi bunun etrafında dönüyor. Beyazın üstünde. Peki benim buoyancy center'ım değil mi? Su altı şekli bir silindirik kesit olduğu için hep aynı kalacağı için hiç değişmeyecek. Bu pardon çok özür diliyorum. Hatta şunu okla çizeyim de daha rahat. Şuradan yukarı kuvvet etki edecek. Bu gemi ne tarafa yatmış? Teta açısıyla. Değil mi? Şöyle bir teta açısıyla diyelim ki işte iskeleye yatmış. Burası iskelesi olsun. Tamam. Gemiye kıçtan bakıyorum iskeleye. Peki gelelim sarı kalemi alalım. Benim gravity center'ım ne oldu? Şu merkez hattı ile şey kesiştiği zaman işte buradan sabit kaldığı için buradan da aşağıya kumanda etti. Doğru muyum? İşte arkadaşlar şimdi moment neydi moment? Kuvvet çarpı kuvvet koluydu değil mi? Peki kuvvet çarpı kuvvet kolu biz vektörlerde nasıl hesaplıyoruz arkadaşlar vektörlerde? Vektörlerde diyelim ki işte şu noktaya şöyle geçen bir vektör var tamam mı? Ben bunun herhangi bir mesafesini mi alıyorum böyle yoksa sadece ve sadece
dikine, yani en kısa mesafeyi alıyorum. İşte kuvvet çarpı kuvvet kolu. Burada da ne olacak arkadaşlar? Buradan G böyle geçtiği için senin bu buoyancy center'ının geçtiği vektöre olan dikine mesafe. İşte bu gravitenin, buoyancy center'ın vektörünün olan dikine mesafesini kestiği yere biz Z noktası diyoruz. Şu ben kalemi biraz şunla yapayım. Şu nokta. Şu dikine mesafe kestiği yer Z'dir. Şurası da gravity center olduğu için işte biz buna GZ kolu deriz. GZ kolu çarpı deplasmanda sana ne yapar? Doğrultucu, the rightening momenti verir değil mi? Yani doğrultucu. Doğrultucu moment. İşte şu GZ koluna da biz doğrultucu kol. Doğrultucu kol deriz. Şu. Eğrisi de budur. Ya doğrultucu momentle aynı. Sonuçta GZ'e tabi. Parametrelerden deplasman sabit, değil mi? GZ değiştiği için şu mesafe yay üstünde. Al sana bu da bir sinüs eğrisidir. Tamam mı? Dolayısıyla parametrelerden biri sabit, etkisiz. Ama GZ değiştiği için doğrultucu momentle doğrultucu kol eğrisi sadece rakamsal değerleri ve birimleri farklı olmak kaydıyla tıpatıp aynı eğridir arkadaşlar. Tamam. Şimdi bunu anlattık değil mi? Dolayısıyla arkadaşlar buradan bakın. Şimdi şöyle yapayım. Şunu da büyüteyim. Ay çok özür diliyorum ya. Nerede şu? Şurayı biraz bir böyle bir siyah silgi yok. Yani şu Fatih kalemle alıştım ben bu işe. Onunla devam ediyorum ama yani şöyle dersler biraz karmaşıklaştıkça beni çok daha tatmin etmemeye başladı. Yani tamam mı? Şimdi ben bu şekli 2 saat zaman kaybetmeyeyim diye ekran görüntüsü aldım. Ama o şekilde direkt tekrar çizmeyeyim diye şey yaptım hemen. Önceden çizdim ki çok aşırı vakit kaybetmeyelim, tamam mı? Ama yani şöyle belki özelliği vardır da bilmiyorum abi, ben bu yeni şeyleri de çok kullanamıyorum. Tamam, yani şöyle iki tahtalı bir şeyler olsa aslında çok da yakışıklı olur. Şimdi şu tarafı sildik, burası kalsın. Şimdi peki biz hep böyle bunu bir silindirik şekil üstünden, yani bir denizaltı tekne formu üstünden anlattım. Niye? Anlatması basit. Şu yay olayını çizeyim de kolayca anlaşılsın diye. Peki ya bu bir gemi olsaydı arkadaşlar. Tamam. Bizim bir tekne formumuz olsaydı. Şimdi şöyle nasıl çizelim? Evvela şöyle bir su hattımızı çizelim, değil mi? Şurası bizim su hattımız. Ondan sonra aldım şunu. Şöyle. Çok aşırı açılı çizmek istemiyorum. Biraz daha şöyle makul açılarla. Tamam. Şu bir. Şöyle paralel. Şu da iki. Ondan sonra şuradan şöyle tam dikine çizeyim tekne formunu. Şuradan da şöyle tam dikine, evet, tekne formunu biz, ya box shape vessel da çok önemli değil. Şöyle yapalım. Nerede? Heh. Şunu bir daha kaybedeyim. Şuraları. Evet. Şimdi arkadaşlar bunun şu merkez hattını, su hattını çizdik. Şu kalemi de ben incelteyim. Bu şöyle bir merkez hattından bir açı. Şu tam düzgün olmadı. Tam şekle paralel olması önemli burada. Şu şekilde. Ondan sonra su hattını çizdik. Şu bizim tabi yatıklığımız, teta açısı. Şöyle bir tarafa. Şu da diğer tarafa. Şöyle de bir tane merkez hattı çizeyim abi. Tam şeyden dikine.
Bu bir tekne formu. Tamam. Şimdi arkadaşlar biz ne diyorduk? Şu en alt noktaya keel, K noktası omurka diyorduk değil mi? Şu su altında kalan şu hacmin artık mavi olan yer deniz seviyesi, deniz seviyesi. Şu su altında kalan hacmin merkezine sepye merkezi B diyorduk değil mi? Peki G merkezimiz şu B merkezini aslında biraz kaydırmakta fayda var. Çok pardon. Çünkü kararlı dengede durum çizmek istiyorum. Tamam mı? Evet. Şu ağırlık merkezi de şuradan K, şurası olsun. B merkezi de burası. Şurası K. Ondan sonracığıma şu benim, daha doğrusu burası B üssü olur değil mi? İlk B şöyle bir yay üstünde geldi. İlk B, B0 burası. Bu metacenter üstünden diyelim ki şunun tabi dikine çıkacağı nokta merkezi kestiği M burası olur. Şunun bir yayı üstünde hareket ettiği B0 noktasından B üssü noktasına geldi. Değil mi? Evet. Şurası da M. Peki benim gravity center'ım neresiydi? İşte G noktası da diyelim ki geminin G noktası da burası olsun. Dolayısıyla yani K'mız var, keel, buoyancy ilk tam upright halindeki merkezdeki ama bu bir yay üstünde hareket etti. B üstüne geldi G ve B noktasının merkez hattını kestiği noktada metacenter. Yani üstünde salındığı yay. Potansiyel enerji muhabbetleri. Peki arkadaşlar şimdi senin yaptığımız açı burada ne oluyor arkadaşlar? Şöyle onu beyazla çizelim. Şöyle bir teta açısı kadar yattı değil mi? Yani şu açı da teta açısı. Teta açısı kadar bir tarafa yattı. Benim G noktamdan şu şeyi kestiğim yere ben ne diyordum? Dik açılı olan mesafeye B'nin metacenter'dan geçen vektörünü kesen noktaya Z diyordum. Yani arkadaşlar ben şurada bir tane üçgen oluşturdum değil mi? Dik üçgen oluşturdum. Heh. Dolayısıyla şurası gemi orta hattı. Şurası su seviyesi. Tamam. Dolayısıyla ben şimdi bu üçgeni alıp şöyle kenara bir daha çizeyim. Üçgen şekli var mı? Dik üçgen çiziyor mu acaba? Hah, çizdi vallahi bak güzel oldu. Tamam. Çok güzel. Şu üçgeni aldım, buraya taşıdım. Şurası neydi? Metacenter noktasıydı. Şurası neydi? G'ydi. Şurası neydi? Z noktasıydı değil mi? Şu aşağıdan böyle B noktasının vektörü metacenter'dan yukarı devam ediyordu değil mi? Şöyle. Heh. Burada da bir dik üçgen oluşturdum değil mi? Ve ben teta açısı kadar yaptım değil mi? İşte arkadaşlar diyeceğiz ki şu GZ bildiğiniz trigonometri değil mi? GZ eşittir. GM çarpı yani hipotenüs çarpı sinüs teta açısıdır. Tamam. Bu da buradan geliyor. Burada da aynı. Yani gemin senin yattı bir tarafa. G noktası diyelim ki şuraya geldi. İşte ne olacak? Dik kestiği nokta bu. Metacenter burası. Şöyle bir dik üçgen. Dik üçgeni taşıdığın zaman teta açısı kadar yatmışsın. Ne olur? GZ karşı kenar eşittir. İşte sinüs teta çarpı hipotenüstür. Tamam. Buradan şimdi biz artık bu GZ'yi doğrultucu kolu bulabiliriz. Yani sen GM'ini biliyorsan ve ne kadar yattığını biliyorsan o zaman doğrultucu kolunu da bulabilirsin. Zaten deplasmanımı da bildiğim mi? O zaman GZ çarpı deplasman derim. Doğrultucu momenti de bulurum arkadaşlar. Arkadaşlar bu dersi de bitirelim. Tamam. Nasıl olacak şunu? Şuraya kaydı ya, çok pardon. Heh. Dolayısıyla arkadaşlar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu dersi de bitirdik. Bu derste de artık ne yaptık abi? GZ'de anlattık. GM'i, GZ'di. Bu doğrultucu, kol eğrisi falan onlara bir giriş yaptık. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle.